Şimdi burada değişik siyasi partiler var. Şimdi bu bir ittifakın pusulası olduğunu düşünün. Burada X parti var, Y parti. Tamam. Seçmen gidiyor mührü büyük bir hassasiyetle ve titizlikle taşırmadan bu X partisine oy vermek için şuraya yerleştirmeye çalışıyor. Evet. İradesi burada gösterilen adayın milletvekili seçilmesi. Evet. Şimdi kimse şunu diyemez. Şunu diyebilir miyiz? Ben size soruyorum. Ya her ne kadar X partisine oy veriyor ise de aslında X partisinin milletvekili seçilemiyorsa Y partisinin milletvekilinin seçilmesini arzu etmiştir aslında diyebilir misiniz? Mümkün değil. Diyemezsiniz çünkü seçmenin iradesi doğrudan burada X partisinin milletvekilini Ama seçmektir. 2018'de mümkündü. Bu mümkündü. Ve bu da seçmen iradesinin maalesef sandığa doğru yansıması ve parlamentoda dağılıma doğru yansımasını engelledi. Tabiri caizse milli iradenin tecellisinin önünde bir engel teşkil etti. Biz de diyoruz ki şimdi zaten milletvekilinin bir Hemen diğer siyasi yanındaki partiden kutucukta CHP olduğunu varsayalım. şurada CHP ya da Hemen AK Parti, MHP evet veya Büyük Birlik CHP, Partisi İYİ olduğunu düşünün. Partileri, Büyük Birlik Şimdi Partileri bir burada vatandaş gitti CHP'ye oyunu verdi. Ama listede Saadet Partili bir adam var. Şahıs var, isim var. evet. Şimdi bakın şu anda ittifaka oy vermiyorsunuz. Siz doğrudan aslında bir milletvekilinin adaylığı oylanıyor. Çünkü her listede milletvekili adayları o X partisinde kimler var sıradan yazılır. Bölgede 5 tane mi milletvekili çıkıyor? 5 tanenin adı alt alta yazılır. Ve seçmen sandığa gittiği zaman ya benim X partisinden milletvekili adayı seçilemezse Y partisinden şu adayın seçilmesine muvafakat ediyorum anlamı sadece burada ittifakın olması bu anlamı çıkarmaz. Burada seçmen iradesinin sandığa adil bir şekilde, demokratik şekilde yansıması hedeflenmiştir. Zaten buna karşı da ana muhalefetin ve diğer siyasi parti gruplarında itiraz olanlarının itirazı sizin ifade ettiğiniz gibi bir itiraz değil. Onlar şunu söylediler. Efendim bu ittifakları anlamsızlaştıracaktır gibi bir şey kullandılar. Ya ittifakın anlamsızlaşıp anlamsızlaşmaması siyasi partiler kanununda bir ilke değildir. Ama siyasi partiler kanununda adil temsilde adalet ve yönetimde istikrar bu iki ilke vardır. Burada da adaletin sağlanması hedeflenmektedir.